arkasının çok kuvvetli olduğu söyleniyor ve bu konuların üzeri kapatılır deniliyor. Tabii bekleyip göreceğiz ne kadar kapatılıyor, ne kadar arkası kuvvetli ve deliller çok önemli tabii. Görüntüler, kamera görüntüleri varsa, şahitler varsa delil. Şimdi Onurcuğum, konuşan çocuklar, geçen gün bir tanesi şeyle beraber, o kızcağızla beraber dava açan, ekranda diyor ki Müge ile Gülşen'in programında, bizim başımıza geldi, biz yaşadık, bize masaj teklif etti, biz de davamızı açtık. Davamızı açtık. Çağla Şikel niye öyle konuşuyor? Çağla Şikel, işte biz davamızı açtık. Bu olaylar gerçek. Yani Çağla Şikel hala niye belirsiz konuşuyor? Saygılarını sunuyor ona, Erkan Özarman'a. Şimdi bu çocuklar bilmiyorlar. Hayata daha yeni atılmışlar. Tabii ki tabii ki bilmiyorlar. Gerçekleri, hayatın gerçeklerini bilmiyorlar. Bunlara, bu çocuklara bunları anlatmak lazım ki hayali sükute uğramasınlar. Haklı dahi olsan, sen maktulün akrabası bile olsan, o olayı işlemiş olan kişi, senin yakanını öbür tarafa göndermiş olan kişi, eğer ispat edemezsen, elini kolunu sallayarak mahkemeden çıkar. Hapise girmez. Tabii. İspat edemezsen. Yani her konuda böyle. Adalet, terazi herkesi tartıyor. Seni de tartıyor, onu da tartıyor. Sen delillerini ortaya koyamaz. İstediğin kadar bana masaj yap dedi. İstediğin kadar söyle buna. Bunu. Orasını, oramı buramı dokundu, oramı buramı. İstediğin kadar söyle. Değil mi? Tabii. Delil ispat çok önemli. Geçen sene şöyle olmuş Onurcuğum. Sana menajer arkadaş anlattı ya. Erkan Özarman ofiste değilim ben demiş. Arkadaşımın cenazesi vardı, oraya gittim demiş. Savcı sormuş, delil var mı, şey var mı diye, bunu iddia eden hanıma polis savcılığa yazmış. Savcı sormuş, ne deliniz var, kamera görüntüsü var mı, şahitler var mı? Ne şahit var ne kamera görüntüsü var. Çocuk bana bunu yaptı diyor Erkan Özarman için. Yani teklif etti, konuştu benimle diyor. Ben mağdurum diyor. Savcı soruyor, kamera görüntüsü var mı? Tanıkların var mı? Yok. Karşı taraf, Erkan Özarman ise şahit getiriyor. Benim o gün ofisim kapalıydı diyor. İşte şahitim diyor. Evet, Erkan Bey'in ofisi kapalıydı. Ben de onun yanında çalışıyordum. O gün Erkan Bey cenazeye gitti diyor. Savcılık da diyor ki, delil ondan yana, ispat ondan yana diyor. Kapatın dosyayı. Bir sürü işi var savcının zaten. Yani sen bir şey sunamazsan, veremezsen. Şunun için söylüyorum. Tabii ki bu iddialar falan toplumun büyük bir kesimi inanıyor. Ama bunu ispat etmek gerekir. Bundan önce de birçok kere böyle davalar açılmış Bilal abicim. Hepsinde de hep kazanamayanların bana açtığı dava, bana yaptıkları saldırı, kazanamadık diye yapıyorlar diyormuş. Zaten o çocuğa da, o 17 yaşındaki çocuğa da öyle demiş. Bu Besmodul'a sokmadığımız için ya da kazanamadığı için bunu yapıyor, bunu söylüyor demiş. Ama hepsi de bunu söyler mi yani? O kadar çok ki, yani bir kişi değil. Evet. Bir kişi olsa hadi tamam diyelim. Barış Aslan hakkında konuştuğumuz genç yazdı şimdi. Bizde kanıt da var, şahit de var. Neden anlamak istemiyorsunuz? Barış, ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Milyonlar anlıyor seni, sizi anlıyor. Tabii. Savcıyı inandırın Barış. Savcıyı inandırın. Delillerinizi, şahitlerinizi savcılığın karşısına çıkarın ve gerçekten inandırın ama. Gerçekten inandırıcı olsun her şey. Barış'ın söylediklerini burada tekrar söylüyorum. Biraz evvel benim iddia ettiğim, bu çocuklar çok istekli, çok arzulu ama hayatın içinde çok yeniler. Dolayısıyla gerçekleri, hukuk sisteminde gerçeklerini tam anlamıyla bilmiyorlar. Bu tip olaylarda şahit, kanıt şart. Olmazsa istediğiniz kadar iddia edin, hiçbir şey elde edemezsiniz diyordum. Barış Aslan yazdı. Şahit de var, kanıt da var elimizde dedi. Tamam Barış, biz size inanıyoruz. O zaman hakkınızı aramaya devam edin Barış. Benim hakkımı yediler. 2012'de Onur Akay'a anlattım. İspat yok diye yazdı bir çocuk şimdi Onur Akay.
2012'de. Evet. Akif Tanrı sevdi. Evet, o da bana anlattı. Doğru. Ona karşı da öyle şeyler söylemişler. Zaten hemen bırakmış gitmiş. Hatta daha sonra biraz Aslan, önce size Barış Aslan, anlattım. rica ederim hayatım. Rica ederim. Teşekkür ediyor bize Onur. Evet, devam edin Rica Onurcuğum. ederiz tabii ki. Hatta daha sonra Akif Tanrı Sevdi de aranmış Adnan Oktar tarafından. Bir ajans yani aramış tabii de. Yani hani numarası bir ajansa veriliyor. Oradan aranıyor sonra çocuklarda. Çok ilginçtir. Çok Yani ilginç. oraya kayıt olanların arasından herhalde seçiyorlar ki böyle bir şey bana söylendi. Birkaç yerden bir de. Yani Akif Bey de söyledi hatta. Evet. Bizi tebrik ediyor. Konunun üzerine gittiğimiz için Naciye Hanım. Naciye Hanım, ben gazeteciyim. Benim işim bu zaten. Ben bunun için nefes alıyorum. Kendimi böyle düşünüyorum. Ben Tabii. bu mesleği insanlara yararlı olmak için ve konumun, işimin hakkını vererek yapmak için yapıyorum, sürdürüyorum. Benim şeyim bu, misyonum bu. Onur Akay da aynı benim tarzımda bir arkadaşım. Kendisi gazeteci değil ama gazetecilerden çok daha fazla mesleğimize hizmet eden bir insan Onur Teşekkür Akay. ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuya inanmamazlık diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Önemli olan bizleri inandırmak değil, adalet sistemini, karar veren merciyi inandırmak. Yazıyorlar da onun için söylüyorum Onur. Niye Tabii, anlamıyorsunuz, tabii. niye inanmıyorsunuz diye. Adalet sistemini, oraya sonuçta karar oradan çıkıyor. Oraya inandırmak, oraya sağlam delillerle gitmek. Neden Kıvanç Tatlıtuğ'yla konuşulmuyor? Kıvanç Tatlıtuğ'u da bu konuda, evet, bu konuda Kıvanç Tatlıtuğ'u da Naciye Akbaş, evet, Kıvanç Konuşuluyor. Tatlıtuğ'u da Onur, pardon, devam Tabii et Onur. tabii konuşuluyor. O da konuşuluyor. Yani onun da yaşadığı şeyler var. Mesela o pasta krizi. Pasta krizinde biliyorsunuz Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafıyla bir pasta yapılmış. Hatta Erkan Özerman'ın düzenlediği bir gecede o uygunsuz çekilen fotoğrafın biri basılmış pastaya ve onu elinin tersiyle "onlar benim çocuklarım" diye göndermiş güya, ama aslında pastayı yaptıranın Erkan Özerman olduğunu bana iddia ettiler. Pastayı Yani yaptıran çok da ilginçtir. evet. Tabii bu fotoğrafların da İtalya'da çekildiğini, hatta marjinal bir kulüp burası. Kıvanç Tatlıtuğ onları normal bir katalog çekimi zannetmiş. Yani bilememiş, o makyajlı fotoğraflar biliyorsunuz Evet. ekranlarda da yer almıştı. İşte onları kasasında saklamak, daha sonra kullanmak için yapmış. O dönemlerde böyle as olanlar, birinci olanların arasında onların biraz menajerliğini alabilmek, daha çok para kazanma arzusu var sanıyorum. Bir arada olduğu, yani diğer türlü teklifler götürdüğü kişiler daha geri planda kalanlar olmuş. Yani diğerlerinin menajerliğiyle ilgili daha çok ilgilenmiş veya işte bazı yanlışlıkları olmuş. İşte Kıvanç Tatlıtuğ olduğu gibi ben başka kaynaklardan da hep duydum. Yani Bilal abicim, daha sonra belli bir süre sonra artık daha çok artık birincilerle, daha ön planda olanlarla da ilgilenmeye başlamış. Bana Bilimcilerle bunlar da bir iddia. kimlerle dediniz Yani pardon? daha ön planda olan isimlerle. Hani birinci olan, ikinci olan dereceye girenlerle de bazı teklifler götürmüş. Eski yıllarda bu dereceye girenlerin hani bu tekliflerde pek bulunmadan menajerliğiyle para kazanma yoluna bakıyormuş. Bana Evet. anlatılan, menajerden bana anlatılan bu. Sonraki yıllarda biraz yaşı da ilerleyince iyice bu konuda sorunlar yarattı falan dediler. Anladım. Bir sanatçı dedi Gülşen ikinci sayfa programında programın yapımcısı sunucusu Gülşen bir sanatçı çok saygı duyduğumuz bir sanatçı aradı bizi aradı bizzat beni aradı. Niye bu konuyu bu kadar fazla uzatıyorsunuz? Yeter artık işlemeyin bu konuyu dedi diyor. Ve şaşırdık, şok olduk. O sanatçıyı çok sayıyorduk. Çok sayıyorduk, çok sayıyorduk ama gözümüzden düştü, hayretler içinde kaldık dedi.
Yani bazı aracılar da Erkan Özerman'la ilgili bu konu kapansın diye uğraşıyorlar. Demek ki menfaatleri var. Demek ki Tabii tabii. menfaatleri var. Şimdi bana oyuncu menajerinin yazamadığım kısımları var. Jüriyle ilgili kısımlar var Bilal abicim. Mesela Lütfen yazamadıklarından bahset. jüri, yani jüri üyelerinin arasında birkaç isim verdi bana. Onlar da Erkan Özerman'dan bu konuda nasıl söyleyeyim fayda sağlıyorlar. Bazısı bayanlarla ilgili, Best Model'ın bayan bölümünden işte beni tanıştır diyor mesela. Nasıl şimdi bir masaj olayı var ya, öyle söyleyeyim yani. O masaj demedi de tabii hani beni onunla tanıştırıyor bayanlarla. Bazısı da erkeklerle tanışmak istiyor. Yani jürinin içinde de var öyle birkaç tane Erkan Özerman gibi hep etrafında sanıyorum. Benim duyduğum kadarıyla onun içinde koruyanlar da onu çok. Yıllar önce korunduğu korunmasının sebeplerinden biri de bu. Yani değişik bir şeyler, çok değişik şeyler var. Buralarda da söylenemiyor, televizyonda da söylenemiyor, yayınlarda Söylenemiyor. söylenemiyor. İnsanlar bizi anlıyordur kesinlikle. İşte Semiha Yankı bana söyledi, birçok şey anlattı. Siz de paylaştınız. Bir tek erkekler değil, bayanlara da sorun yaratmış yıllar önce. Sorunlar olmuş yani. Söylenemiyor. Değerli takipçiler, değerli izleyenler, maalesef televizyonlardaki rütük kuralların çok daha ağırı bu ortamlarda var. Sosyal medyada var. Var ve o kurallara uymak zorundayız. Uymazsak Tabii. hesaplarımız ceza yiyor, hesaplarımız uyarı alıyor ve engellemelerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar pek çok hesabın başına geldi. O yüzden söylediğimiz her lafı çok dikkat etmek zorundayız. Ölçerek, tartarak söylemek zorundayız. Çünkü bu kurallara uyuyoruz hepimiz. Hem Instagram'ın hem YouTube'un kurallarına uyuyoruz. Bunu da altını çizelim ve neden açık açık bazı kelimeleri konuşamadığımızı merak ediyorsanız. Barış'ı yayına alalım. Barış'ı yayına alalım. Barış, Tabii. Barış'ı alalım seni yayına istersen. Bir takipçi Barış'ı alır Zaten mısınız yayına demiş. başkası mağdur olmasın diye konuştuk yazmış Barış Bey. Evet. Zaten birçoğu da hep bunu düşünerek konuştu bize Bilal abi. Bize Çok doğru. olsun, işte size Çok doğru. olsun, bütün gazeteci arkadaşlara Çok doğru. Barış, istek yolu konuştu. alalım seni Barış. Aynı zamanda yıllar önce Evet. onunla çalışan menajerliğini yaptığı kişiler de vardı biliyorsunuz. Evet. Onların da içinde bazı isimleri hep yanlış yönlendirmiş. Yani şöhret için başka türlü şeylerin olması gerektiğini konuşmuş. İşte ne bileyim sen onunla birlikte olmak zorundasın, onunla gezmek zorundasın, işte onunla çıkmak zorundasın, yoksa ünlü olamazsın veya da başka türlü kıyafetler giymen lazım. Bu çok kapalı, çok fazla açık olması lazım. Hep öyle yönlendiriyormuş sanatçılarını Erkan Özerman. Bu iddiaları da çok böyle özel kaynaklardan, hatta bazı sanatçılardan da duydum. Hatta çok saygı duyduğumuz sanatçılar, onun da yakın arkadaşları bile İsyan ediyor. Bana mesela Gülşen Yüksel'i o şekilde aramış biri. Demek ki ondan menfaat sağlıyor ama onun yanında onu tanıyan çok çok değerli sanatçılar bile isyan ediyor. Bana çok özel isimler de öyle ulaştı. Artık yani bitmesi lazım bu olayların. Üstüne gidin diyor aksine. Böyle kişiler de var Bilal abicim. Üstüne gidin diyenler de var. Ünlüler dünyasında da Var. var. Hem de çok ünlü, çok değerli Var. isimler. Evet. Var. Aslan, şu anda okula gidiyorum. Akşam Elmas'la beraber katılsak yayın olur mu? Olur Aslan. Elmas'la senin için yayın açarız akşamleyin. Olur. Peki, ünlüler dünyasında da bu iş ortaya çıksın diyen çok aklı başında ünlüler de var. Maalesef Onur Akay demin bir şey söyledi. Güzellik yarışmalarında genelinde bazı tatsızlıklar olabiliyor. Bazılarında ufak tefek oluyor ama bu jürilerden çıkan talepler de oluyor. Evet. Jürilerle ilgili de oluyor. Yarışmanın organizatörünün bazı değişik işlevleri de oluyor. Değişik yaptığı
şeyler de oluyor. Ama hiç kimsenin bugüne kadar ülkemizde hiç şimdiye kadar Erkan Özarman'la ilgili bu iddialar kadar sivri bir iddia ben hatırlamıyorum güzellik yarışmalarında. Amerika'da bundan önceki başkan kimdi? Bundan önceki başkan mesela Amerika'da Donald Trump, adamı unuttum. Donald Trump güzellik yarışması sahibiydi Amerika'da. Amerika'nın en ünlü, en büyük güzellik yarışmalarının yapan şirketin sahibiydi Donald Trump. Nereden biliyorum? 1977 yılında gidip izlediğim bir güzellik yarışmasını Türk kızıyla birlikte gitmiştim Türkiye'den. Donald Trump'ın yarışmasıydı ve o yarışmada Donald Trump'la tanıştım. Donald Trump Amerika'nın en zengin insanlarından biriydi. Ve fotoğrafım Facebook hesabımda da var. Birlikte fotoğrafımız. Donald Trump'ı o gün 4-5 kızla birlikte böyle sarmaş dolaş gördüm kokteylde. Hepsinde o şey keyif yapan madde var içilen. İsmini bile söyleyemiyoruz. Tabii. Çekiniyoruz ismini söyleyemiyoruz. O hani içiyorlar ya kokteyllerde. Artık ne hale geldik. Bu isimleri söyleyemez hale geldik. Hepsi o durumda ve Donald Trump para sahibi olduğu için o kızlar, gencecik kızlar, hepsinin göğüsleri yapılı. İlginçtir, 77 senesi. Herkes silikonlu. Donald Trump'ın ağzının içine bakıyorlar. O da sarmış kızları, 5-6 tane kızı. O yarışmaları onun için yapıyordu zaten o. Donald Trump'la tabii, ilgili tabii. Bazı iddialar var ya Donald Trump'la ilgili. Bu kadınlara ilgisiyle falan ilgili ve bazı şeylerle ilgili. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Tabii. Zaman zaman çıkar. Yani oradan Erkan Özarman'a gelirsek tekrar. Semiha Yankı'nın söyledikleri de çok enteresandı. Sen ısrarla yazdın. Tabii ben de Bilal abicim dediğim gibi hep senden ilham alıyorum. Sen o konuyu işleyince gördüm. Ben de kendisini arayayım, merak ettim. Bir konuşayım bu olaylara dedim. Ki 46 senedir hala öfkesi dinmemiş. Düşünün artık neler yaşadıysa, 17 yaşındaymış zaten değerli sanatçımız Semiha Yankı'da yaşadığı yıl, zaman. Erkan Özarman'la bu olayları yaşadığı zaman. Evet, Eurovision'a gidiyor ve Eurovision şarkı yarışmasına Erkan Özarman da Ankara Radyosu'nda program yapıyor. Müzik program yapıyor ve müzik kısmının başında. Müzik daire müdürü falan gibi bir unvanı var Erkan Özarman'ın. Bütün sanatçıları tanıyor. Yurt dışında da çok iyi çevresi var. Paris'te de evi var, yaşıyor. Ve diyor ki ben bu kızı götürüp Fransa'da stüdyoya sokayım. Ona İngilizce albüm çıkarayım. Oradan yarışmaya katılsın diyor Eurovision'a. O albümü de diyor pazarlayalım. TRT'nin de hoşuna gidiyor. Ve Erkan Özarman'a teslim ediyorlar. Öyle değil mi? Evet. Hatta parasını bile alamamış. Yani harcırah vermiş TRT. Onu bile kendisinden almış. Yani bir dolarım bile yoktu benim diyor. Hiç beş parasız evde 15 gün aç susuz kalmış. Peynir reçel yemiş Semiha Yankı. Erkan Özarman'ın Fransa'daki evinde. Orada tabii bazı sorular sormuş. Biliyorsunuz ben yazmıştım röportajda. Çok ilginç sorular. Hatta bir prens diyorlar sanıyorum. İsmini şimdi çıkaramadım. Aynı masada yemek yemişler. Ahmet San'la beraber olur musun bile demiş ki Ahmet San çok iyi bir insanmış aslında. Haberi bile yokmuş. Ahmet Semiha Yankı'nın bana söylediğine göre. Evet. Ahmet Melek'tir. Ahmet San Türkiye'nin Erkan Özarman'ın yardımcısıydı. Türkiye'nin en önemli prodüktörlerinden, menajerlerinden, prodüktörlerinden biridir. Michael Jackson'ı Türkiye'ye getiren, Madonna'yı Türkiye'ye getiren, bir sürü ismi Türkiye'ye getiren, dünya ünlü isimleri Türkiye'ye getiren, konser verdiren kişidir o Ahmet San. Tabii tabii. Bu kadar yani menajer tanıdım, plakçı tanıdım, başka türlü organizasyonlarda kişiler tanıdım. Bu kadarını ben hiç yani bu kadar iddialarla anlatılanı bu piyasada hiç duymadım bu kadar çoğunu yani Bilal abicim. Evet. Onurcuğum, canım benim çok teşekkür ederim. Canlı yayınıma katıldın, onur verdin. Gerçekten bilgilerinle bizi ve dinleyenleri aydınlattın. Tabii. Da... Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sağ ol. Bu konuyu gündeme şöyle baktığım zaman
Bilal abicim, burada elimde neler neler var da burada söyleyemiyoruz aslında onunla ilgili iddialar. İşte onun için herkesin Barış Bey gibi, biraz önceki Akif Bey gibi, bu işte belli bir şeyler yaşamış kişilerin hepsinin aslında birlik olması lazım bence bu konuda diye düşünüyorum. Bana gelen iddialardan dolayı yani işte benim konuştuklarımı duyması lazım ki insanların anlasın, anlayabilsin. Yoksa böyle anlatmak çok zor. Çok doğru söylüyorsun. Hadi o baş harfi de söyle be. Aa, şeyi, röportajda geçen kişiyi mi? Tabii. Röportajda şimdi ben tabii hani ismini vermek istemiyorum dedi. Bana söyledi oyuncu menajeri. Ama ismini vermek istemiyor deyince de ben de esmer mi sarışın mı diye sordum. Esmer dedi. Öylelikle bıraktık. Ben de o ismi yazmadım. O da gözüyle bir modacının gördüğünü söylüyor ve bir başka modacı da bana bunu yıllar önce bir ortamda söyledi. Hep aynı isim geçiyordu. Yani bu ismi şimdi onların iddiaları, benim iddiam değil. Söylesem olur mu bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Arzu ederseniz söyleyebilirim. Bana verilmiş bir iddia bu çünkü. İsmin tamamını istemiyorum. Baş harfini söyle. Evet, tabii baş harfini söyleyince de zaten anlaşılacaktır kesinlikle de. Baş harfi, o baş harfte başka var mı acaba birinci bilmiyorum ya da işte Best Model'a katılan kesin vardır da hani böyle ön planda olan başka var mı bilmiyorum. Baş harfi bana yapılan iddialarda T'ydi, T harfiydi. Canımsın. Onur Akay T harfi dedi. Çok teşekkür ediyorum Onurcuğum canlı yayınıma katıldığın için. Ben de Daha bütün sık daha sık daha takipçilerimize sık görüşelim. Daha sık görüşelim. tabii Bilal abicim çok keyif alıyorum. Zaten siz benim örnek aldığım bu yazarlık işinde hep örnek aldığım kişilerin başındasınız. Çok önemlisiniz benim için. Sağ ol, sağ ol. Sizden böyle şeyler duymak beni mutlu ediyor. Tüm takipçilerinize, bilalozcan.com okuyucularına ve Instagram takipçilerinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ ol canım kardeşim. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ ol. Değerli takipçiler, yazar, sanatçı, iyi insan, dürüst insan. Arkadaşım Onur Akay'ı konuk aldım. Kendisiyle çok çalışkan Onur. Son zamanlarda da bu Erkan Özarman konusuyla ilgili araştırmalar, paylaşımlar, haberler yapıyor. Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. İnşallah yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Sevgiyle.